yeter ki ona zarar verme. Zeynep. Ablacığım, iyi misin? İyiyim ablacığım. Yok bir şey. Hiç iyi görünmüyorsun Zeynep. Anlat Zeynep bir şey varsa. Anlat da rahatla. Abla, ben engel olamıyorum kendime. Bu adamların boğazıma bıçak dayadığı an geliyor sürekli. Ben her saniyesini tekrar tekrar yaşıyorum sanki. Nefes almakta zorlanıyorum. Neyse ki Halil vardı yanımda. Ablacığım, anlıyorum çok zor bir olaydı yaşadığın. Biz de çok korktuk geldi seni beklerken. Sana bir şey olacak diye aklımız çıktı Zeynep. Çok şükür ki Halil oradaydı. Onun yaptığını yapmazdı kimse kolay kolay. Benim için kendi canını koydu ortaya. Ya ona bir şey olsaydı? Ya da orada kötü bir şey yapıp hapse girseydi. O zaman Gülhan'a ne olurdu abla? Yaşayamazdı. Halil onun nefesi olmuş. Ben ne yaptım? Zeynep bile farkında her şeyin. Allah razı olsun ondan. Halil Bey çok merhametli bir adam bence. Belli etmese de. Seni korumak istemesi de bence bu yüzden. Hadi sıkma artık sen de canını. Bak ne Halil Bey'e bir şey oldu ne de hapse girdi. Gülhan da sakinleşecektir elbet. İnşallah. En çok da Gülhan'ı strese soktuğumuz için üzülüyorum zaten. Geçer kuzum geçer. Neler geçmedi ki? Hadi artık kendini topla. Babaannem her yerde seni arıyordu. Ortalığı karıştırmadan gitmemiz lazım.